Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadında bu hafta Elazığ'ın hazırladığımız son bölümümüzde sizlerleyiz. Cevizli un helvası. Elazığ'ın meşhur tatlılarından. Nasıl yapılır Harput kebabı? Harput kebabı kuzunun kaburga başı dediğimiz bölümde yapacağız efendim. Büftek sarmamızı ızgarada pişirdik. Çok da güzel koktu. Evet. Aynı zamanda ustam biz gelmeden fırında da pişirmiş. Evet. Elazığlılar kahvaltıda ne yiyorlar? Şimdi de Elazığ'ın meşhur tatlısı dolanger yapıyoruz. Alabalık katmer. Elazığ'da Çır Çır Şelalesi'nin üzerinde Hasan Usta ile beraber alabalık tarifler almaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi de alabalık güveç yapacağız. Evet. Ustam nasıl yapacağız? Malzemeler neler? Biber, domates, kaşar peyniri. Kaşar peyniri, sarımsak, baharat çeşitlerimiz var burada. Onlar en son. Ve tereyağı görüyorum. Evet. Tereyağı, zeytinyağı. Ve alabalık tabii olmazsa olmazı. Nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Güveç yapacağız ama öncelikle güveci fırına atmadan önce soteleyeceğiz zeytinyağında. Zeytinyağı koyduk önce, arkasına tereyağı. Biberler iri iri doğranıyor. Bir taraftan da sarımsakları doğruyoruz. Domatesleri de doğruyoruz. Tereyağımız erir erimez öncelikle biberleri atıyoruz. Elazığ'a geldim, dedim bir Elazığlı gibi gezeyim. Evet. Elazığ'ın Gakko şapkasını takayım. Evet. Ama görüyorum ki Elazığ'da benden başka bu şapkayı takan yok. Evet, biberler kızardı. Üzerine balımızı ilave edeceğiz. Üzerine balığı. Balığı ustam filota çıkarmış, sonra kuşbaşı doğramış. Evet. Aynı somon balığı gibi gözüküyor ustam. Arkasına sarımsaklarımızı ilave ettik. Üzerine hafif tuz. Elazığlılar diyor ki Norveç somonuna rakip daha faydalı, daha şifalı, daha lezzetli diyorlar. Norveçler duymasın ustam. Duymasın. Duysunlar abi. Duysunlar mı? Duysunlar. Arkasına domates. Üzerine pul biber. Domatesli soğanlı çeşnimiz. Hafif de kimyon. En son da isteğe bağlı kekik. Kekik isterim. İster kekiğe misin? Bayılırım ve Elazığ kekiği çünkü dağ kekiği. Evet. Kokulu. Biraz daha atalım sen. Biraz da ben atayım şöyle. Oh. Tamam, bu tamam. Fırına verebiliriz. Tamam. Hemen verelim fırına. Kiremitin içerisine karışımımızı koyduk. Üzerine kaşar serpip fırına göndereceğiz. Evet. Evet, şimdi bunu doğru fırına. Taş fırına. Evet. Odun ateşinde nar gibi kızaracak. Sonra tadına bakacağız. Hadi götürelim fırına ustam. Taş fırına geldik. Ve fırına gönderiyoruz balığımızı. Nar gibi kızarmış. Evet. Kaşarlar erimiş. Ustam dayanamayacağım artık. Tadına evet. Bakmak istiyorum. Şöyle kaşarını sündüre sündüre. Of of of. Mükemmel. Mükemmel. Ustam eline sağlık diyorum. Ve ben bunu bitirmeden bir yere gitmiyorum. Dünyanın tadını Elazığ'da alabalıklarla çıkarmaya devam ediyoruz. Elazığ'da birbirinden lezzetli tarifler almaya devam ediyoruz. Şimdi Şengül Hanım'ın mutfağına konuk olduk. Şengül Hanım bize çok lezzetli bir... Cevizli un helvası yapmaya çalışacağım size. Cevizli un helvası. Evet. Elazığ'ın meşhur tatlılarından. Malzemelerimiz neler Şengül Hanım? Bir su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı un, 2 su bardağına yakın toz şeker, biraz ceviz ve bu toz şekeri eriteceğimiz 1,5-2 su bardağına yakın da su olması lazım. Suyu ocağa koymuşsunuz, ısıtmışsınız. Evet, suyu ısıttım. Şekerini biraz suda eriteceğim şimdi. Hemen onu yapalım. Tamam, hemen bir sıcak suya şekerimizi koyuyoruz. Bir taraftan şekerimizi erirken bir taraftan da helvamızı yapmaya başlıyoruz. Evet. Ellerimizi
ısınmıştı, o yüzden hemen yağ da şimdi ısınmıştır. Ununu koyuyoruz hemen. Evet, yağımızı koyduk, üzerine un koyduk. Evet. Sıvı yağda unu güzelce kavuruyoruz. Önce yağı böyle un çekip topluyor. Sonra yağını tekrar kusana kadar kavurmamız gerekiyor. Malzemeleri az ve yani basit gibi görünse de kıvamını tutturmak için, iyi kavurmak gerektiği için biraz meşakkatli. Yani kıvam çok önemli. Az malzemeli, pratik bir tatlı. Tatlı bu da, evet. Aslında bütün şirinli tatlıların orijinali hani un, yağ, şeker. Bununla, bütün diğer tatlılar da bununla yapılır ama bayağı bir kavurmak gerekiyor unu. Yapmamak gerekiyor. Yapmamak için de sürekli karıştırmamız gerekiyor elbette. Evet. Bayılırım. Yapmasını biliyor musunuz da? Ya biliyorum ama bu tarzı yapmadım hiç cevizisine. Cevizini de unu iyice kavurduktan sonra cevizini eğer önce katarsak un kavrulana kadar ceviz yanar ve acı bir tat oluşur. Aynen. O yüzden sonra katacağız cevizini. Un helvası Türkiye'nin çok bölgesinde yapılıyor. Aynen. Ama her yerde farklı yapılıyor. Evet, tereyağlısı var, kaymaklısı var. Peynirlisi yapılır. Tuzsuz peynirden, taze peynirden yapılır. Aynı yapımı aynıdır. Sadece buna şiresini katmadan önce biraz tuzsuz peynir ilave ediliyor. O da çok daha güzel oluyor. İlk defa duyuyoruz. Cevizlerin de biraz kırılması gerekiyor. Ben de siz kavururken cevizleri kırayım. Biraz küçültelim. Elazığlılar cevizi çok seviyorlar ve bütün tatlılarda hemen hemen kullanıyorlar. Baklavasında, taş ekmeği tatlısında. Helvamız kıvama geldi. Evet. Cevizi atıyoruz. Son anda biraz böyle indirmeye biraz yakın koyuyoruz ki cevizler içerisinde iyice yanıp acımaması için. Böyle un iyice kavrulunca cevizini koyuyoruz. Zaten attığımız an pişmeye başladı cevizler, görürseniz böyle. Şerbetin içerisinde helva atacağız. Bakın. Kıvamı nasıl anlıyoruz? Rol sesi geliyorsa kıvama gelmiş helvamız, evet. Rol sesi geldi ve helvamız kıvama geldi. Bunun rengini de görüyoruz. Böyle bayağı karamelize olmuş bir şeker gibi görünüyor. Şerbeti üzerine döküyoruz yavaş yavaş. Evet. Çabucak karıştırıp topaklanmaması için böyle çabucak karıştırmak gerekiyor. Hemen suyunu vereyim ben. Şimdi yavaş yavaş şekerle suyunu, yani şerbetini de ilave ettik. Artık suyun çekmesini bekliyoruz. Suyunu hemen çeker şimdi. Bir dakika bile sürmeden çekecek. Dikkat ederseniz şimdi kıvamını alıyor. Hemen anında çekti suyu. Dikkat ederseniz o helva kıvamına geldi. Evet. Anında geldi helva kıvamına. Sıcak sıcak yerim ben bunu. Soğumasını beklemem. Şengül Hanım. Evet. Ben de sıcak silerim helvayı. Evet. Özellikle de hani peynirli olursa sıcak daha güzel olur. Çünkü o peynirler erimiş bir şekilde böyle tel tel olur. Bu sefer cevizli yaptık. Yakupcan da kokuyu aldı geldi. Nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor Yakupcan? Güzel. Oo, çok güzel bir tatlı yaptık. Hemen o zaman tadına bakalım. Ama benim canım ceviz çekti. Evet, ceviz de var içinde. İçinde ceviz de var. En son üzerine cevize sütüyoruz. Yakupcan da yardım ediyor. Tadına baktı Yakupcan. Parmağını batıp tadına baktı. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bayıldı. Kameralar görsün Yakupcan. Bayıldım. Bayıldın. Parmağını batırıp tadına baktı. Dayanamadı. Bu kadar güzel tatlıya kim dayanır? Bu kadar güzel tatlıya kim dayanır? Görüntü şahane. Dayanamıyoruz. Artık tadına bakalım diyoruz. Şengül Hanım, ben mikrofonu size vereyim. Çatalı alayım. Tadına bakalım. Evet, çok sıcak. Cevizinden aldık, helvasından aldık. Ben isteyeyim, de isteyeyim. Sen dikkat et. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın tadını Elazığ'da çıkarmaya devam ediyoruz. Elazığ'ın tarihi bölgesinde Harput'ta Harput'un meşhur kebabını yapacağız. Yusuf Usta ile beraber. Harput kebabı yapacağız bugün. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Nasıl yapılır harput kebabı? Harput kebabı kuzunun kaburga başı dediğimiz bölümde yapacağız efendim. Kaburga başı yani pirzoladan sonrası. Evet efendim. Etin. Küşleme dediğimiz bölümün üst
tabakası. Ondan harput kebabı yapacağız. Gösterelim şu etleri önce, gösterelim. İzleyicilerimize şöyle gösterelim. Üst tabakası komple yağlı, kendi doğal yağı. Evet. Ve çok lezzetli bir et efendim. Üstü yağ, altı evet, yumuşacık lokum. Evet, gördüğünüz gibi etin önce kemiklerini temizliyoruz. Kaburganın devamı çünkü bu. O yüzden kaburga kemikleri hala var. Şöyle güzel kemikler kalabilir efendim. Ağza evet, gelmeyecek şekilde sinir dediğimiz olay. Evet, sinirleri, kemikleri gitti. Şöyle. Eti bakın yağıyla beraber doğruyor ustam. Harput kebabı yapıyoruz. Harput kebabı. Ustam bol yağlı bu. Kilo yapmasın. Kilo yapmaz. Bu yağ oranı çok farklı. Çok lezzetli bir ettir. Şimdi mangala attığımız zaman zaten yağın doğal hali ateşe akarken orijinal tadının özelliği ortaya çıkıyor. Yağı komple sıfır noktaya getirecek şekilde pişireceğiz biz bunu. Ve bunun yağı tereyağından daha lezzetli. Usta hemen döşeyelim ızgaramıza. Etin en lezzetli kısmı diyor. Evet, ızgaramızı kapattık. Sadece tuz seçeceğiz. Evet, sadece tuz kullanıyoruz. Hafif tuz. Kekik falan yok. Bunda kekik biber yok efendim. Hemen ateşe götürelim. Oo, işte bu. Evet. Eti ateşte buluşturduk. Nar gibi kızardın yağlar, görüyorsunuz. Yağlar yok oldu hatta. Evet efendim. Şu anda harput kebabımız artık hazır. Yapmak için. Gördüğünüz gibi yağlar kızarmış, nar gibi kızarmış. Hatta yok olmuş diyebilirim. Kıtır kıtır. Etlerimiz ortaya çıktı. Etler evet meydana çıkmış. Etrafına biber, közlenmiş biber ve domates. Evet, görüntü bu. Görüntü çok güzel. En son bir de acı biber koyuyor tabii, olmazsa olmaz. Acıyı çok seviyorlar. İştah açar. İştah açar diyor ustam. Yağını alalım. En son bir de tereyağı geldi üzerine, tereyağı. Ustam zaten yağlı, yağı ne yapacaksınız? Bunun özelliği bu. Zaten yağlı et. Tereyağla buluşması. Of, sesi duyuyorsunuz. Sesin çıkmak lazım. Bir ses lazım. Görün. Ne kadar et yağlı olursa olsun. Tereyağı olmazsa olmazlar. Olmazsa olmaz diyor ustam. Evet efendim. Şimdi çatallar da geldi. Şöyle sizlere takdim edelim. Ustam çok teşekkür ediyorum. Tadına bakıyoruz. Hafif biraz sıcaklığı var. Evet, hem tereyağının hem etin kendi sıcaklığı var efendim. Ustam yansam da yerim, yanmasam da yerim. Çok lezzetli olmuş bu, çok lezzetli. Kafamızda 8 köşeli kasket. Elazığ'ın lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz Elazığ'da. Şimdi de Mehmet Bey'le beraberiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yapacağımız yemeğin isterseniz tarifini yapalım önce. Ne yapacağız? Çok güzel bir et şimdi, görüyorum. Evet, bu biftek sarma yapacağız. Elazığ'ın etleri çok lezzetli. Evet, evet. Öncelikle onu söylemek istiyorum izleyicilerimize. Evet, evet, aynen. Malzemeler neler? Önce malzeme sıralım. Evet, dana biftek. Evet, dana biftek. Karabiber. Tamam. Karabiber, baharatlarımız. Evet, kimyon, kekik, tuz ve zeytinyağı. Bunlarla marina ediyoruz, bekletiyoruz. En az minimum 2 saat beklemesi gerekiyor. Akşamdan sabaha kadar da bekletebiliriz. Daha güzel olur, daha lezzetli olur. O kadar lezzetli olur. Evet. Aynı zamanda kaşar peyniri var. Evet, bunu beklettikten sonra iç malzemesini hazırlıyoruz. İç malzemesi için de kapya biber, kırmızı biber koyuyoruz. Bir de mantar kullanıyoruz, soğan, sarımsak. Güzel de sotelemişsiniz. Evet, ben bu önceden yaptığım tabii. Bu biraz uzun zaman alacağı için önceden hazırladım. Kavuruyoruz. Normal pişme kıvamına geldikten sonra kapatıyoruz altını. Bekleme alıyoruz. Biraz soğuduktan sonra marine ettiğimiz ete güzel şimdi göreceğimiz şekilde açıp içerisine bu harcı doldurarak sarıyoruz. Ondan sonra fırında pişmeye bırakıyoruz. Mehmet Bey çok güzel anlattınız ama evet, bu iş anlatmayla olmaz. Tabii gösterelim yapacağız inşallah. Görelim. Evet. Ve en önemlisi tadalım. Ha, muhakkak inşallah. İnşallah. Tamam, başlayalım. Hadi o zaman önce marine edelim. Evet. Önce şimdi etimizi böyle bu şekilde kesiyoruz. Güzelce biftekleri doğruyoruz. Fazla evet, kalın değil, ince ince. Yani evet, ince ince doğruyoruz. Tabii bak bu biftek alırken bu yağların böyle görünmesi çok önemli. Et evet, ayrı bir lezzet veriyor. Yağlı olması evet, biraz yağlı olması gerekiyor.
Şimdi bunu böyle bu şekilde getirdikten sonra güzelce açtık. Evet, açtık bıçakla. Bunun üstlerine laylon koyuyoruz. Evet. Ve döveceğiz. Et döveceğimiz var burada. Bu et döveceğimizle bunu döverek inceltiyoruz. Manasını gösterelim izleyicilerimize. Böyle serpiyoruz. Kalkar. Evet. Karabiber. Karabiber, tuz, kimyon. Karabiber, kimyon. Evet. Ve kekik. Kekik. Evet, üzerine zeytinyağı döküyoruz. Bunun bu şekilde en az 2 saat beklemesi evet, gerekiyor. Evet, bunu böyle kat kat üzerine marine edip katlıyoruz. Marine edip katlıyoruz. Bu şekilde bekletiyoruz yani. Minimum 2 saat beklemesi gerekiyor. Ondan sonra dediğim gibi sarma işlemine geçiyoruz. Marine edildikten sonra. Şimdi biz böyle gösterelim bunu. Tamam. Yani sarma şekli olarak. İzleyicilerimiz görsünler. Görmüş olsunlar, evet. Bu yeterli. Bir de kaşar koyuyorduk içerisine. Oh, üzerine kaşar peyniri, o da evet. Güzelce eriyecek. Sotelenmiş sebzelerin üzerine kaşar peyniri. Evet. Bu sebzeler de değişebilir zevkimize göre. Tabii ki, yani başka şeyler de ilave edebilirsiniz. Mevsimine ceviz göre sevdiğiniz. Ceviz koyabilirsiniz, ekstra olarak yani sevenler için söylüyorum. Fıstık konulabilir, ayrı bir lezzet olur o da. Oh. Bunu bu şekilde sarıyoruz. Bunun bir de kürdanları var, kürdanla tutturuyoruz ki dağılmasın. Güzelce kürdanla bağladık. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Evet. Usta nasıl pişireceğiz? Mangalda mı pişireceğiz? Fırında mı pişireceğiz? Ocakta mı pişireceğiz? Şimdi bunu fırında pişirmek için tepsinin altını yağlıyoruz. Yağlıyoruz tepsinin altını biraz. Hı hı. Bunu fırına böyle tepside dizerek üstünü kapatıyoruz. Folyoyla ve yağlı kağıtla kapatıyoruz. Fırında pişirebiliyoruz. İstersek bunu ızgarada da böyle pişirebiliyoruz. Tel ızgaranın arasına sıkıştırarak. Teflon tavada da pişebilir. Üstü kapalı olması lazım daha iyicene pişebilmesi için. Biz şimdi bunu bir fırına atalım, bir de ızgarada yapalım. Oo, çok şanslıyız, bakalım. Çok şanslıyız. Evet. Hem fırında yiyeceğiz hem ızgarada. Evet, hem fırında hem ızgarada. Şimdi pişmiş hali var zaten fırına verdik uzun zaman aldığı için. Ne diyorsunuz? İşi kısa, evet, kısalttık biraz. Çok şanslıyız. Birazdan evet fırında olanı çıkaralım. Bunu da ızgarada pişirip tadalım inşallah. Aynısı fırında pişiyor. Evet. Biz bunu de bunu ızgarada pişiririz. Izgarada pişirelim. Izgarayı alalım şimdi. Sıkıştıralım. Aynı yemeğin iki farklı pişirilişi, iki farklı sunumunu göreceğiz. Izgaraya gönderiyoruz. Hadi götürelim. Fırın. Evet. Hadi götürelim ızgaraya. Büftek sarmamızı ızgarada pişirdik. Çok da güzel koktu. Evet. Aynı zamanda ustam biz gelmeden fırında da pişirmiş. Evet. Artık tadına bakalım ustam. Evet, şimdi sıra bunları çok yemeğe geldi. Çok güzel kokuyor. Evet, yemeğe geldi. En güzel kısma geldik. Evet, bu bizim ızgarada pişen bifteğimiz. Bu da fırında pişeni. Bakacağız. Kaşarlar erimiş. Evet. Çok güzel gözüküyor. Of of of. Görüntü şahane. Artık en sevdiğim kısma geldik. Tadına bakma kısmı. Bakalım tatları nasıl? Önce fırında pişen tadına bakıyorum. Mükemmel olmuş. Afiyet et olsun. Pamuk gibi yumuşacık. Afiyet olsun evet. İçine koyduğunuz sebzeler kaşarla beraber kaşar da erimiş. Çok güzel bir tat vermiş. Bayıldım. Evet afiyet olsun. Hazırlanış aynı. Pişirilişi farklı. Evet. Şimdi de ızgarada pişmiş tadına bakıyorum. Ustam, ızgarası da güzel, fırında güzel ama bence fırını daha güzel. Aynı fikirdeyiz. Fırında evet. Pişen daha güzel. Evet. Daha yumuşak olmuş. Evet. İkisi de lezzetli. Benim tercihim fırında pişeni. Evet. İzleyicilerimiz de evde denerlerse eğer fırında pişirmeyi tavsiye ediyorum. Dünyanın tadını Elazığ'da çıkarmaya devam ediyoruz. Elazığ'da bugün güne Elazığ kahvaltısıyla başlayacağız. Elazığ şehir merkezinde Kültür Park'ın içerisindeyiz. Evet. Çok güzel bir park. Harika yeşillikler. Önümüzde Elazığ kahvaltısı. Elazığlılar kahvaltıda ne yiyorlar? Bilal Bey ve Murat Bey bugün bize harika bir kahvaltı hazırladılar. Elazığlılar kahvaltıda ne yiyorlar? Bak biz ne yeriz? Sabahleyin mutlaka bizde gözlemimiz olacak. Soframızda olmazsa olmazı kavurmalı yumurtamız olacak. Kavurmalı yumurta. Evet. Elazığ'a ait işte reçelimiz olacak. Tulum peynirimiz olacak. Buyurun bak. Tulum peyniri. Evet.
Yani turun peyniri herkes Erzincan falan diyor ama turun peyniri bir bakın Elazığ peyniri mi tabi ya. Çok güzel. Çok güzel. Ha. Kızartmamız mutlaka olacak. Sebzemiz mutlaka olacak. Yeşillikler olacak. Evet. Kaymağımız olacak. Elazığ kaymağı. Evet. Süt kaymağı. Süt kaymağı değil efendim. Yoğurt. Orijinal. Yoğurt kaymağı. Tabii tabii tabii. Bakın yani bu çok ilginç. Bakın. Buyurun. Ben bunu süt kaymağı diye düşünmüştüm. Yok. Yoğurt kaymağı. Yoğurt kaymağı. Hmm. Kaymak gerçekten mükemmel. Ayrıca burada ben sucuklu yumurta görüyorum. Sucuklu evet, yumurta. Sucuklu yumurtamız tamamen bir sucuğu biz üretiyoruz. Elazığ sucuğu. Tabii, tabii Elazığ sucuğu. Tadına bakabilirsiniz. Hemen tadına bakalım o zaman. Tadına bakalım. Bakalım Elazığ biraz sucuğu daha nasılmış? Hmm. Farklı. İçindeki baharatlar Afyon çok sucuğuna hiç benzemiyor. Yok. Daha az baharatlı. Baharatlı et tadı alıyorsunuz. Evet. Yerli et. Yerli sucuk. Yani %100 yerli ve milli. Elazığ gözlemesi. Evet. Bunu günün her saatinde yiyebilirsiniz. Diğer bölgelere göre daha yağlı gözlemeniz. Yani bizim tava üzerinde pişiyor. Güzeldi. Lezzetli. Tavada pişiyor. Kavurmalı yumurtanın tadına baktınız mı? Ona bakmadım. Kavurmalı yumurtanın tadına bakalım. Hem yumurta tadını alıyorsun hem kavurma tadını alıyorsun. Maşallah. Kavurmalı yumurta çok güzel. Bak bu da bizim salamura peynirimiz. Elazığ peyniri. Bu da Elazığ peyniri. Evet. Beyaz peynir değil mi? Salamura peyniri. Çok güzel. Şimdi kameradan olmasa böyle rahat rahat oturup yesem. O zaman biz... Kameramızı kapatalım. Evet. Hep beraber rahatça yiyelim. Rahatça yiyelim öyle. Ondan sonra Elazığ'ın tadını kaldığımız yerden çıkarmaya devam edelim. Şimdi de Elazığ'ın meşhur tatlısı dolanger yapıyoruz. Dolangeri ustam açıyor şu anda, yufkaları açıyor. Ustam, dolangerin hamurunda ne var? Hamuru nasıl yaptınız, bir anlatır mısınız? Aynı mesela bir kiloun. Baklava hamuru. Baklava hamurunun aynısındır yani bu da. Bir kiloun. Bir kiloun. Bir bardak yoğurt, bir bardak yağ, bir bardak süt, 10 gram tuz, 4 yumurta. Güzelce yoğurdunuz. Yoğurduk deminki gördünüz, evet. Yufkaları üst üste koymuşuz, arasında nişasta atarak baklava hamuru açar gibi açıyoruz tam. Yufkalarımızı açtık evet, incecik. Dolanger yufkamızı açtık, şimdi kesiyoruz. Keselim. İkiye böldük yufkayı. Evet. Tekrar kesiyoruz. Oturalımıza sıracak şekilde. Bu kenarları ne yapacağız? Kenarların içine alatacağız yine geri. Kullanacağız. Tabii. Kenarlarını arasına koyuyoruz geri. Yine geri aynı hamurun, yandı hamurunu. Cevizimizi alalım şöyle. Yani Elazığ cevizi. Yine bol cevizli. Evet, bol ceviz koyduk arasına. Ve oklavayla beraber sarıyoruz. Ondan sonra büzüştürüyoruz. Evet, kenarları ortaya koydum yufkanın. Üzerine ceviz ve oklavayla sarıyoruz. Kenarlardan büzüştürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve buraya çıkarıyoruz. Evet. Tepsiye diziyoruz. Diziyoruz ve kesiyoruz. Kesiyoruz. İşte dolanger tatlısı. Son olarak üzerine yağını döküyoruz. Evet. Tepsinin üzerine yağ döküyoruz. Güzelce yağlıyoruz dolangerlerimizi. Sonunu atıyoruz. Evet. Ne kadar pişiyoruz lan? 50 dakikada falan pişer 170 derecede. Ondan sonra şekerleme aşaması. Bir tane görüyorum ben çıkmış. Çıkmış, şimdi bunu şekerleyeceğiz. Bu da çıkmış. Bunu hemen şekerleyeceğiz. Şekerleyip tadına bakalım. Evet. Şekeri soğuk, tatlısı sıcak. Tadına bakalım ustam. Çok merak ediyorum. Çok lezzetli. Bak, kıtır kıtır. Evet. Yeni döktük daha. Şerbetini tam almadı ama. Evet. Çok lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun.
özelliği zaten kıtır kıtır olmasıdır. Bunun özelliği kıtır kıtır olacak. Bol yüzden içinde yağ var ya, pişerken yağlı hamur olduğu için kıtır kıtır oluyor. Bol cevizde. Evet, bu diğer sanayi tipi olsa hış eder, böyle gazel gibi dolur ağzında. Bu yağlı olduğu için kıtır kıtır etmesi lazım bunun özelliği. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Ben bayıldım. Tarifini verdik, eğer yapabiliyorsanız denize deneyin. Ama yapamıyorsanız da Elazığ'a buyurun diyoruz. Evet, bekliyoruz. Çok teşekkürler. Dünyanın tadı Elazığ'dan devam ediyor. Şu anda Elazığ'ın meşhur Kafalı Çarşısı'ndayız. Kafamızda Elazığ'ın 8 köşeli kasketi. Önümüzde Elazığ'ın yöresel lezzetleri. Evet. Şimdi buraya ne yemeye geldik? Şu an buraya orcik yemeye ve tanıtmaya geldik, orcikleri. Orcik? Evet. Nedir orcik? Orcik nedir? Üzümün şırasıyla, cevizin buluşumuyla oluşan bir tatlı türü. Tabii bunların, burada dikkat ederseniz bu beyaz üzümüyle yapılmış, o kırmızı üzümle yapılmış, hemen arkadaki siyah üzümle yapılmış olan, bunlar orcik çeşitleri. Cevizi ve üzümü çok meşhur. Evet, 37 çeşit üzümümüz var Hoşköy'ünde. Hoşköy'ünde? Hoşköy'ünde. Ve bu ürünleri üzüm bağ bozumundan sonra yapmış olduğumuz bir tatlı çeşidimizdir bizim burada. Burada dikkat ederseniz daha çok çırpılarak yapılmış olan köpük orcuğumuzdan. Oo. Bembeyaz, çok ilginç. Bakabilir misin tadına? Buyurun. Tamamen organik, içerisinde hiçbir şeker, hiçbir glikoz maddesi olmadan üzüm şırası ve ceviz. Çok güzel ve çok farklı. Evet. Mesela şunu da anlatalım seyircilerimize. Şu an üzeri böyle pütür pütür olmuş. Bu bayatlamış gibi görünse de bunun özelliği bu. Bu bitmiş hali, burada öyle denir. Yumuşamış, bitmiş. Tadına bakabilir misin? Evet. Bu orijin bitmiş hali şu an. Çok lezzetli. Buyurun. Ortası cevizli. Bu mevsimde bu hali alıyor. Üzüm. Evet, böyle orijin bitmiş hali. Bitmiş deriz biz burada ve en lezzetli hali bu şu an. Bitmiş, bitmiş. Çok lezzetli. Orada pestillerimiz var. Dutbek pestili, üzüm pestili. Doğal şifa kaynağı bunlar. Bunu normalde bunu şırasına batırarak yapmışız. Bunun şırasını da bezlerin üzerine sererek bu hale getirmişiz. Bunun da içerisine cevizi dolayarak yiyebilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli. Elazığ'a gelirseniz muhakkak Elazığ'ın Kapalı Çarşısı'na uğrayıp bu yöresel lezzetleri almanızı, baharatlarımızı, tatmanızı, eşine dostunuza götürmenizi tavsiye ediyoruz. Bunlar ne Salim Bey? Bunlar Elazığ'ın meşhur el yapımı tarhanası. Tarhana mı? Tarhana. Hiç böyle tarhana görmedim. Bulgur, daha önce. Dövme, domates, salça katılarak yapılmış kışın Elazığ meşhur tarhanaları. Sağlık çorbası. Çok güzel, çok ilginç. Bunun diğer şekillerinde öğütülmüş şekline görebilirsiniz. Burada da böyle bütün halinde alabilme şansımız var. Ayrıca erişteler var. Ev yapımı erişte, kesilmiş erişte. Salçalar. Salçalar. Baharatlarımız, sumağımız, pişotumuz. Çok güzel, çok güzel. Rengarenk bir kültür var burada. Baharat kültürü, kuru yemiş kültürü ve orcik kültürü. Orcik kültürü. Dünyanın tadı ekibi olarak Elazığ'da birbirinden farklı balık tarifleri almaya devam ediyoruz. Hasan Usta'dan. Çırcır şelalesinin üzerinde. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Alabalık katmer. Alabalık katmer. Evet. Daha önce ben birçok defa katmer yedim. Antep'te, Kilis'te katmer tatlısı. Evet. Şimdi de biz balık tatlısı mı yapacağız? Antep'te böyle hamuru uçuruyorlar. Siz de inşallah burada balığı uçurmazsınız. Yok. Başlayalım. Hadi bismillah. Evet, balık katmeri yapmaya başladık. Öncelikle balığı filo haline getiriyoruz. Balığın kılçıklarını, iskeletlerini çıkarıyoruz. Balık o kadar büyük ki iskelet diyorum, kılçık demiyorum usta. Aynı zamanda malzemeleri neler? Sotelenmiş, biberle sotelenmiş mantar, tereyağı, kaşar ve alabalık. Evet, usta harika bir şekilde balıkları filo haline getirdi, derisini çıkarıyor. Evet, gördüğünüz gibi balıkları filo haline getirdik. İki parça balık lazım. Evet. Baharat karışımı gerekiyor burada bize. Ne yaptık? Kimyon, tuz, çeşni, domates, soğan çeşnisi. 7 türlü kimyon, pul biberi, kimyon, toz biber,
En son da kekik. Kiremiti güzelce yağladık zeytinyağıyla. Balıkları hazırladığımız baharat karışımıyla güzelce kaplıyoruz. Ve kiremite yerleştiriyoruz. Üzerine mantar. Üzerine mantar. Biberle sotelenmiş evet. Mantar. Mantarın üzerine kaşar. Mantarın üzerine kaşar peyniri. Tekrar balığın diğer kısmını da baharatlıyoruz. Üzerine zeytinyağı. Ve üstünü kapatıyoruz. En sonunda tereyağı. Bir parça tereyağı. Bir tane mantar istiyorsunuz. Bir de papya biberi. Evet, kiremitin bir ucuna mantar. Diğer ucuna da papya biberi. Görüntü şahane. Bunu fırına veriyoruz. Şimdi fırına veriyoruz. Evet. Götürelim hemen taş fırına. Odun ateşinde pişirelim ustam. Alabalık katmeri yaklaşık 5 dakikada fırında pişti. Şimdi artık tadına bakıyoruz. Şöyle köşesinden alıyorum. Ustam çok güzel olmuş. Yana yana yiyorum ama çok lezzetli. Kendimi durduramıyorum. Sebzesiyle, kaşarıyla, doğal alabalığıyla fevkalade. Ellerinizi sağlıyorum. Ben izleyicilerimizin daha fazla canını çektirmek istemiyorum. Yayınımızı burada keselim. Ben bu güzel katmeriyim. Ondan sonra Elazığ'ın tadını çıkarmaya devam edeyim diyorum ustam. Şu anda Elazığ'da, Hartfurt'ta, tarihi şehirde. Elazığ'ın tarihi evlerinden birinin içerisine gidiyoruz. Buyurun. Bu evde bizi çok güzel kültürel gösteriler bekliyor. Elazığ'ın akşamları. Bakalım nasıl geçiyor? Hep beraber göreceğiz. Kürsü başı diyorlar. Kürsü başı. Bakalım neymiş? Vay vay vay. Çok şanslıyız. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ağzınıza, elinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. İşte Elazığ'da Kürsübaşı gecesi. Elazığ'da geceler, akşamlar çok farklı, çok güzel yaşanıyor. Doğru. Sayenizde. Sağ olun, sizden selam. Ama bu Kürsübaşı gecesinin tadını çıkaran ağlar. Hemen sizi yan tarafa davet ediyorum. Buyurun. Elazığ'ın soğuk kış gününde soba yanıyor. Sobanın üzerinde kestaneler pişmiş. Birazdan tadına bakacağız. İyi akşamlar ağlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne mutlu bize. Bizi de aranıza aldınız. Çok teşekkürler. Hep beraber Elazığ'ın tadını çıkaracağız. Evet, hoş geldiniz. Elazığ akşamlarının. Hartfurt beldemizdeyiz. Öyle diyelim. Elazığ'ın tarihi bölgesindeyiz. Eski Hartfurt ilinde diyelim. Çünkü geçmişinde il de var. Yaklaşık 5000 yıllık tarihi geçmişi olan bir yerdeyiz. Çok güzel bir konağın içerisindeyiz. Bir konağın içerisindeyiz. Evet. Kürsübaşı yapıyoruz. Öyle diyelim. Kürsübaşı yapıyoruz. Nedir kürsübaşı? Şöyle kürsübaşı kış aylarında variyetli ailelerin toplanarak tasavvuf konuştuğu, güncel konuların konuşulduğu, bilimsel konuların konuşulduğu, nizaların giderildiği, yani aralarında kavga olan aileler varsa bunların barışıldığı, barıştırıldığı ve sonunda müzikle bitirildiği bir ortam. Çok güzel bir kültür. Bir kültür tabii ki.
Bu kültür geçmişten günümüze kadar çeşitli değişikliklerle uğramış, bugüne kadar gelmiş. Her ne kadar kürsübaşı denildiğinde ilk akla müzik geliyorsa da aslında müzik onun sadece son bir parçası. Bunun içerisindeki kültür çok önemli. Çünkü eğitimli insanların ve Harput'ta medreselerden yetişmiş insanların çevresindekilere tasavvufu anlatmak, insan yaşantısını anlatmak, kültürden gelen kültürel özelliklerinin anlatıldığı ve bunların bizzat uygulandığı alanlardır bunlar. Bu arada tabii variyetli aileler tarafından yemekleri de ikram edilir. Tabii bir taraftan müzik, bir taraftan yemekler, orada kestaneler. Ortamın ambiyansını görüyorsunuz. Bu bir güzel, çok güzel bir ortam. Çok güzel. Tabii Harput'un kültürü zengin bir kültür. Neresinden bakarsanız bakın, işte siz gündüz bildiğim kadarıyla yemek programı, mahalli yemeklerimizi çektiniz. Gastronomi turizminin önemli illerinden bir tanesindesiniz. Ben de şaşırdım. Yani bilmiyordum, tahmin bile etmiyordum Elazığ'da bu kadar lezzet olduğunu. Gastronomi turizmde iller sınıflandırılırken Türkiye'de tabii ki birinci sırada Gaziantep. Birinci sıraya Hatay'ı koyalım. Evet, Hatay birinci sıradadır. İkinci, üçüncü, dördüncü sıraya da Elazığ'ı koyun, Urfa'yı koyun, Gaziantep'i koyun, değişmez. Çünkü zengin bir kültüre sahiptir. Biz de kendimizi ikinci sırada kabul ediyoruz. Ama diğer şehirlerin tercihlerine de saygı duyuyoruz. Ayrı bir şey tabii ki, ama bizim kültürümüz gerçekten zengin. Bu yemekler içerisinde kendi ismiyle anılan yemeklerin olması gerekiyor. Yani bir ilin zengin mutfağının olması için bazı yemeklerin yöresel isimlerle adlandırılması gerekiyor. Misal? Mesela herkesin bildiği, işte şöyle söyleyelim. Harput köfte. Harput adıyla anılıyor. Mesela bulgur pilavı Türkiye'nin her tarafında yapılır. Ama mukaşerli bulgur pilavı sadece Elazığ'da yapılır. Çünkü yöresel bir ürün. Bunun gibi sayabiliriz tabii. Ürünleri artırabiliriz. Her türlü bitkiden, her türlü nebattan ve hayvan etinden faydalanan bir il. Çünkü geçmişinde kendi kendisine yetebilecek ürünlere sahip il olarak geçer. Yani hem tarım ürünleri hem de diğer hayvansal ürünlerle kendi kendisine yetecek illerden bir tanesi. Bir diğer özelliği de misafirperver bir şehirdir. Onu gördük, girer girmez gördük. Eyvallah, bunu görmeniz yeter. Şehirlerin tanıtımında bu çok önemli. Bize atalarımız öyle bir miras bırakmışlar ki Türkiye'nin neresine gidersek gidelim Elazığlıyım dediğimizde hakikaten çok gurur duyacağımız şeyler duyuyoruz. Evet. Bu bizim kendi yaptığımız bir iş değil. Bundan kendimize pay çıkarmayalım. Bunu atalarımız yapmışlar. Ama önemli olan o mirası bizim bitirmememiz. Çok güzel. Bir de ben bir şey soracağım. Tabii. Elazığlılara gakkoş deniyor. Şimdi gakko kelimesi bizim Elazığ'da ne demek? Eski Türkçeden, Altay Türkçesinden karındaş olarak, kardeş olarak gelmiştir. Ve değişe değişe bizde gakko olmuştur. Elazığ'da herkes bunu bilir. Gakko, kız kardeşi abisine gakko der. Veya küçük kardeş abisine gakko der. Sevdiğiniz bir dosta gakko dersiniz. Bu o sevgi ifadesidir. Değer verdiğinizi gösteriyor. Tabii ki, tabii ki. Hala bunu kullanıyoruz. Ama Türkiye genelinde Elazığlıyım dediğinizde ilk size şöyle sorar. Gakkoş musunuz diye. Evet. Eyvallah. Yani onun sonuna bir şey eklenmiş. Biz kabul etmesek de gene de kabulümüz. Gakkoş da deseler, gakko dese kabulümüz. Ama özü gakko, bunu da bilelim. Gakko. Evet. Gakkolarla beraber çok şanslıyız. Kürsübaşı gecesinde gecemizi çayda çıra oyunuyla şenlendirelim. Çayda çırayla taçlandıralım. Şöyle derler, konsun şamdanlara bu, başlasın çayda çıra. Ziyaretinizin anısına
Sayın Valiliğimiz tarafından hazırlanmış. Etüder Derneğimiz adına, Sayın Başkanımız Burak Soylu adına size bir 8 kuş şapka, bir de ilimizi ziyaret ettiğiniz için size bir gakkoluk belatı sunacağız. Bundan sonra siz de gakkosunuz.